Herkese merhabalar. Size yine mutfaktan bir açılış yaptığım iftar yemeği hazırlığındayım. Umarım iyisinizdir. Bizler de çok şükür Allah'a iyiyiz. Bugün biraz böyle bir ağırlık, sersemlik var. Havalar çok sıcak ondan herhalde. Yani yemek yapmaya bile zor kalktım. Bu saat olmuş hala videoya başlayamadım, kameraya başlayamadım. Şu an akşama doğru artık. Artık dedim yemeğimi yapayım. Yemek yaparken de bir yandan da çekimime başlayayım dedim. Gördüğünüz gibi biraz önceki izlediğiniz video, açılış videosundan da izlediğiniz gibi, gördüğünüz gibi dolma yapacağım ben. Kabak dolması yapacağım. Şöyle evde kabağım vardı. Baktım yani şey olacak, geçmeye başlamış kabak. Benim de öyle hani kabak kavurması, kabak kızartması, yani kabağım başka çeşit yemeği canım istemiyor. Uzun zamandır dolma canım istiyordu. Yine de dedim idare eder. Bunu böyle içlerine oydum. Difrizden de dolmalık biber, geçen yazdan attığım dolmalık biberlerden çıkardım biraz. Yani bu bize yeter zaten. Hemen bunların içini dolduracağım. Şimdi malzemelerini hazırlayalım yine sizinle beraber. Herkese tekrardan merhabalar. Dolmamızın içini hazırlamaya başlayalım. Pirinç koydum birazcık. Şimdi hemen yıkayacağım pirincimi. Yıkadık. İki tane soğan aldım yanıma. Soğanımı da doğrayayım. Şunları şöyle. Soğanımızı da doğrayalım. İçini bir güzel sizinle beraber hazırlayalım. Sonra da yemeğimizi hazırlayalım. Ocağımıza koyalım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Vallahi Ramazan'ın son günleri bayağı bir zor olmaya başladı. Çünkü sıcaklar çoğaldı. Çok felaket bir sıcak var. Hemen soğanımı doğrayayım. Bu arada sizi de şöyle yakınlaştırayım olmaz sana. Şey oluyor. Ne yapalım? Sıcaklar başladı. Artık zor olmaya başladı. Halsizlik yapıyor. İnanın ben çekim yapmaya halim yok. Böyle telefonu elime alıp şey yapamıyorum. Ama sonra da diyorum ki hani en azından yaptığım yemeği çeksem. Çünkü zaten yemek yapıyorsun. Zaten bir hazırlık halindesin. Ya birazcık yatarsan mayışıklık oluyor. Yatmazsanız da olmuyor. Uykusuzluk zaten bir düzensiz bir uykumuz var. Zaten Ramazan da bitti gitti. Yani şurada 3 gün bir şey kaldı. Sizin oralarda havalar nasıl? Yani herhalde Türkiye'nin dört bir tarafı sıcak yanıyor. İskenderun bilmiyorum ya. İskenderun aşırı derecede sıcak bir memleket. Bizim evde böyle çok sıcak oluyor. Ya zor dayanıyoruz inanın ki. Şu an oturma odasında klima çalışıyor. Ama ben burada mutfakta iş yaptığım için maalesef yanıyorum. Bazen Ali'ye diyorum bizim şu mutfakla şu buzdolabı ve difrizin olduğu duvar var ya, arkası oturma odası. Diyorum ki şu ara duvarı kırsak da diyorum. Burayı Amerikan mutfak yapsak, hiç olmazsa klima çalıştığı zaman ben de kışın soğukta mutfakta üşümem, yazın sıcakta mutfakta yanarak iş yapmam. Bu arada benim gözlerim yanmaya başladı. Ağlıyorum sanmayın. Gözlerim yandı. Soğan soyuyorum ya, doğruyorum ya. Öyle diyorum bazen. Ya diyorum kış geliyor, kışın yine oturma odası sıcak, klima çalışıyor sıcak. Ben burada mutfakta yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben burada üşüye üşüye iş yapıyorum. Evimiz doğalgazlı değil ki evin dört bir tarafı her yer ısınsın. Yaz geliyor, yazın da yani sabahtan akşama kadar oturma odamızda klima çalışıyor. Yani öğlene kadar değil de 12'den sonra, saat böyle 1'den 2'den sonra klimayı açmak zorundasın. Yoksa oturulmuyor evin içinde.
Ya ama ben mutfağa geliyorum. Mutfakta tam sıcağın tepede olduğu saatte mutfakta yemekle falan uğraşıyorum. Güneşin tam tepede olduğu saatte mutfakta yemekle uğraşıyorum. Yani yanıyorum, terliyorum. Bazen böyle diyorum işte, gel diyorum şu ara duvarı kıralım, burayı Amerikan mutfak yapalım diyorum. Hem ben oldu bitti Amerikan mutfakları da sevmişimdir yani. Hep sevmişimdir Amerikan mutfak tarzı evleri. Yani işte öyle düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, sonra kalıyor işte. Maydanozumuz da geçmek üzere. Bu hafta pazara gitmedik. Pazara gitmeyince geçen haftadan kalanları değerlendiriyoruz ama bayağı da yani maydanoz falan geçmeye başlamış, kabak geçmeye başlamış. Yani içinde iyi olanları seçeceğim artık. Yani komple bunu komple çöpe atmak olmuyor. İçindeki iyileri seçeceğiz. Yeşilliği bol olsun, güzel oluyor maydanozu falan. Nane yok. Nane falan olsaydı taze nane. Taze nane de doğrardım. Nanem yok maalesef. Bitti bu kadar. Bunu birazdan çöpe dökeriz. Hemen maydanozumu da doğrayayım içine. Banyonun paspasları kirlenmiş. Baktım banyonun paspaslarını makineye attım. Sonra hem şu kapının, giriş kapının önündeki paspas hem de banyonun paspası kirlenmiş. Onları attım. Bir de sofralarım kirlenmiş. Sofraları attım makineye. Bugün çamaşır atmadım ama içeride katlanacak çamaşırlar var. Hatta ben dünkü videomda da bahsetmiştim size, yazlık kışlık ayıracağım diye. Çıkarttım yazlıkları, böyle poşetlerinde duruyor yatak odasında, yerde bir kenara koydum. Dolaplara yerleştirmeyi gözüm kesmiyor. Üstümde bir uyuşukluk, bir ağırlık, sıcak resmen bizi mayıştırıyor. Yani birkaç gün sonra havalar serinleyecekmiş. Geri yani bir serinlik olacakmış. O günümü bekleyeyim diyorum. Ne yapayım bilmiyorum ki vallahi, ben de sıcak mahvetti beni. Sıcaktan hiçbir iş yapamıyorum. Sadece yemek yapabiliyorum. Ay. Bu da dünden taze fasulye için konserve açmıştım. Ondan kalan, onu zaten bir kısmını taze fasulyeye kullanmıştım. Geri kalan da yarın dolmaya koyarım diye dünkü videomda bahsetmiştim. Eğer izlediyseniz. Domates konservesi. İçinde biber de var. Evde biberim kalmamış. İçine biber de doğrayacaktım ama biber zaten konservenin içinde var. Yeter herhalde bu. Yani çok aşırı da domates tadı güzel olmaz bence. Yeter. Bunu da ne yaparız? Kahvaltıya, sahura falan böyle kavuruveririz yağda. İyi olur bence. Şöyle düşünün. Yapayım. Şöyle bir kenarda dursun. Şimdi buna ne koyacağım? Soğanlı koydum, pirinç koyduk, maydanoz, domates ve biber zaten konserve. Yağını, baharatını falan onları koyalım şimdi hemen. Bolca zeytinyağı koyuyorum. Yani bolca dediğim, aldığı kadar tabii ki, yeteri kadar ama sade zeytinyağı koyuyorum. Şöyle. Yeter bu kadar. Tuz ekleyelim. Böyle. Hemen biraz karabiber. Başka baharat olarak başka bir şey koymayacağım. Salçayı getireyim. Şöyle bir tatlı kaşığından biraz da fazla salça koydum. Şimdi karıştıralım. Bir güzel karıştıralım. Bizim dolmayı da, dolma ve sarma içini hazırlama şeklimiz böyle arkadaşlar. Biz bazı kişiler şey yapıyorlar, bazı yörelerde mesela
pirinç, yani bunu bu şekilde hazırlayıp hafif bir kavuruyorlar, pişiriyorlar. Veya soğanını kavurup üzerine pirincini koyuyorlar. Pirinci de koyup kavurarak yapıyorlar. Biz böyle kavurmadan çiğden yapıyoruz. Bunu şimdi bir güzel iyice karıştırayım. İçimi bir güzel hazırladım, karıştırdım. Şimdi zaten bunlar da burada hazır. Tenceremi de aldım yanına, şöyle ufak tenceremi aldım. Hemen doldurma işlemine başlıyorum. Biberlerden başladım doldurmaya. Yani şu dolma içi hazırladığınız zaman öyle güzel bir koku oluyor. Çünkü bütün malzemeler birbirine karışıyor ya, soğan, domates, biber, her şey birbirine karışıyor. Öyle bir güzel koku, salçanın kokusu, yağın kokusu insanın iştahını açıyor. Bizim çocukların sesini de duyuyor musunuz bilmiyorum. Kikir kikir gülüyorlar içeride. Kendi odalarında 2 saattir ne oynuyorlarsa, ben biraz uzandım yattım içeride. Yakup'u uyuttum. Yakup'u uyutunca ben de uyuyorum biraz öğleden sonraları. Yani azıcık uyumazsam kendime gelemiyorum gerçekten. O işte 1 saat kadar ben de öyle yattım, dinlendim. Bunlar da kendi odalarında 2 saattir kikir kikir gülüyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz bu kadar? Niye bu kadar gülüyorsunuz bilmiyorum. Dünyada çocuk olacaksınız işte. Şimdi bu biraz yamuk yumuk bir şeymiş. Neyse, pişince yenir sonuçta. Şöyle. Yanına da bunun ya buz gibi şöyle soğuk soğuk ayran, ya da böyle yine buzlu bir cacık olacak. Bakalım. Salatalığımız da fazla kalmamış. 2-3 tane var ama onlar da biraz geçmiş gibi. Ben de diyorum şey yapayım. Ya Ali gider alır artık. Bakarız. Şunu şöyle biraz bastıracağım. Şimdi bir düzenleme yapayım şu tencereye. Ben bir kabaklara geldi sıra. Dolma yapmanın en zor tarafı şu tencereyi düzenli tutabilmek. Şimdi bu gördüğünüz şu kabakları koyacağım. Kabakları dolduracağım. Şimdi her biri bir tarafa gidecek. Bir de yağlanıyor ya, illaki dışına da yağ bulaşıyor. Kayıyor mayıyor. Şimdi bunları bu tarafa düzdüm ama bakalım nasıl. Kabakları doldurmaya bir başlayayım. Bakalım nasıl olacak. Ben de bilmiyorum. Şöyle şuradan başlayalım. Az az alayım kabakların. Şey kısmı biraz dar çünkü. Şöyle vuralım ki dibine çöksün. Çok aşırı da doldurmak istemiyorum. Sıklat oluyor. O zaman da içi iyi pişmiyor. Şöyle koyayım. Domatesin kabuğu. Hafifçe vuralım, dibine çöktürelim. Bence bu kadar iyi. Bunları böyle koyalım. Ben bunları doldurmaya devam edeyim. Kabaklarımın da hepsini doldurdum. Şimdi kapak olarak da yine diğer artan kabaklardan koyuyorum. Çünkü domates yok. Normalde domatesle kapak yapılır ama domatesim olmadığı için. Bunlar da yazdan difrizden çıkarttığım için bunların da kapakları yok maalesef. Kapak olarak ben de böyle kabak koyuyorum. Yani bizde çareler tükenmez. Bir şekilde bir çare buluruz. Bir iki tane daha kesmem gerekiyor. Bir. Şuna da şöyle koyalım.
bu şekilde. Şurada 3 tane kaldı. Onları da hemen. Şunu şuraya koyalım. Biraz ufak. Bunu buna sıkıştıracağız artık. Biraz bayıldıracağız. Kapaklarımızı da kapattık. Hemen sıcak su koyup ocağa koyacağım. Yemeğimizi ocağa koyduk. Yemeğim hazırsa benim bütün kaygım bitmiş demektir. Tabii burada şöyle bir toparlanması gereken bir mutfak var. Ama onun öncesinde bir çocuklara bakalım bakayım bir. Ne yapıyor bunlar? Kikir kikir sesleri geliyor. Kapıyı da kapatmışlar. Ne yapıyorsunuz? Çok eğlenceli bir oyun buldum. Belli oluyor çünkü. Adı Bombacı Mülay. 2 saattir kahkahalarınız mutfağa geliyor. Adı Bombacı Mülay. Biz koyduk. Aslında öyle değil de biz koyduk. Bombacı Mülay. Kız Allah seni. Bu ne aile? Ben bana sporcu oldum. Terlediniz mi? Evet. Bana bir soğuk çay getirir misin? Soğuk çay vay. Uzun bombam vardı, ölebilirim. İyi hadi siz oynayın tamam. Bakalım. Tabii ki. Yaklaşık ama kapı. Bir saatten beri mutfakta olduğuma göre biraz dışarı çıkıp hava alalım değil mi? Şöyle 5 dakika balkonda bir nefes alalım. Ondan sonra da bulaşıkları yıkarım. Yakup uyuyor zaten. Şimdi oturma odası sessiz ya, bir de serin. Sessiz ve serin olunca uyur. Komşular hamak yapmışlar balkonlarına. Bizim de köyde var hamağımız. Gidince yatıyoruz içine. Sallanıyor çocuklar içinde. Yine çiçeklerimizin suya ihtiyacı var ve tomurcuğumuz çiçek açmaya dönmüş artık. Ay sesleri dışarı geliyor. Havalar çok sıcak ya. Balkon da sıcak, dışarısı da sıcak olduğu için hiç çıkmıyorum. Bakın benim semizotları çıkmaya başladı. Ama tabii buruşmuşlar. Suya ihtiyaçları var. Bunları bir güzel sulayayım dışarı çıkmışken. Aman da aman. Benim gülüm sen büyüdün de tomurcuk mu yaptın? Daha etin ne budun ne? Küçücüksün sen daha ya. Küçücük daha bu. Küçücük minnacık tomurcuk yapmış. Aman Allah'ım. Ay nasıl mutlu oldum bunu görünce şimdi. Bu şu bodur güller oluyor ya, hani böyle kısa oluyor ve üzerinde böyle 5-10 tane gülü çiçeği açıyor. Onlardan bu. Baksanız çünkü küçücük daha onun boyu. Yani bir karış bile yok. 15 santim falan anca varsa var. Tomurcuk yapmış. Burada da bir tane semizotu çıkmış. İyi bu semizotları çoğalsın da salatasını yaparım. Mahallemiz de kalabalık bugün. Her yer araba. Bizim evin önüne de koymuşlar çünkü. Alper. Anneciğim çiçekler çok susamış, suya ihtiyacı var. Onları bir sulasana hadi aşkım. Ben mutfağı toparlayacağım. Fazla bir zaman kalmadı iftara çünkü. Hadi şey al, arka taraftan kova al. Arka balkondan kova al annem. Dur ben getireyim sana dur. Arka balkondan Alper'e kova vereyim. Ön balkondaki. Oğlum hava çok sıcak. Bak biz zor dayanıyoruz. Şununla sulayabilirsin. Şunu alayım. Biz zor dayanıyoruz. Onlar nasıl dayansınlar? Akşama kadar güneşin altında. Biz evin içindeyiz. Ya. Elek kapımızı kapatalım. Yakup Paşa'mız uyanınca çıkmasın. Ve
sevgili mutfağım yine geldim. Döndüm dolaştım yine senin yanına geldim dermişim. Şimdi hemen ben burayı şey yapayım. Toparlayayım mutfağımı bir güzel temizleyeyim. Çünkü şu an saat 6.34. Yemeğimi bugün geç yaptım. Ama ezan saatine kadar o pişer, çabuk pişer dolma. Pirinç pilavı gibi çünkü. Saat 6.34 bir saat var. Bir saate kadar o iki defa da pişer. Kaynamaya başlamış bile bakınsanıza. Yarım saate kadar pişer bu. Mis gibi de kokusu çıkmış. Mutfağa sarmış vallahi mis gibi kokusu. Evet altını kısalım. Ağır ağır kapatayım iyice de. Yavaş yavaş pişer. Hadi bana kolay gelsin. Anneciğim ben çiçekleri suladım. Tamam anne. Çiçekleri sağlık. Işığımızı yıkadık, bitirdik. Mutfağı toparladık. Bir saat sonra mutfak yine aynı mutfak olacak. Çünkü iftar hazırlığı, yemek hazırlığı falan derken mutfak yine dağılacak. Günde kaç defa toparlıyoruz, kaç defa temizliyoruz bu mutfağı? Yani saymıyoruz. Artık saymayı geçtik çünkü bütün günümüz mutfakta geçiyor. Sürekli bir mutfak temizleme, mutfak toparlama. Ay başak da durmadı bugün başımda. Çünkü alttan iğnelemedim. Böyle hemen gelişigüzel bağlıyoruz ya. Öyle bağladım. Çok sıcak oluyor. İğneleyince de bu ara böyle boğazımda sıkıntı oluyor. O yüzden iğnelemedim. Böyle alttan böyle gelişigüzel bağladığım için eşarpım hiç güzel durmuyor. Durmuyor. Beğenmedim bugün eşarpımı. Güzel durmuyor. Neyse birazcık içeriye geçeyim bakalım. Thank you.
Dolmam pişti. Aylin Hanım da bulgur pilavı istiyor benden. Pilavcı kızım. Ben de koydum suyunu. Su kaynadı. Hemen 2 bardak bulgur pilavı yapacağım. Hatta pardon 1,5 bardak. Şöyle 1,5 bardak yaparsam yeter. Tuzunu da attım. Kapağını kapatıyorum. Tencerem de kırık maalesef. Şu kulbu kırıldı. Kulbunu sakladım. Daha önce taktırmıştık. Yine kırıldı. Bu sefer de bu taraftan kırıldı. Vallahi böyle kullanıyorum. İdare ediyorum yeni bir tencere alana kadar. Ne yapayım? Atılmıyor maalesef. Pilavımı koydum ocağa. Çayımı da demledim. Dolma da pişti. Biz dolmanın şöyle tavanın içine sarımsak rendeledim. Biz dolmaya dolma ve sarma yaptığımız zaman üzerine sarımsaklı salçalı sos yaparız. Biraz yağ koyacağım. Şöyle sizi şöyle ocak başına alayım. Altını yakalım. Böyle dolmanın ve sarmanın üzerine sarımsaklı sos yaparız. Şimdi salça da koyacağım. Birazcık şey pişecek. Başka bir kaşık alayım. Kaşıkla şöyle koyalım. Sarımsak biraz kavrulacak yağda. Ondan sonra salça ve kuru nane koyacağım. Kuru nanemizi de alalım. Unutmayalım. Salçayı getireyim ben. Sarımsağım böyle kavruluyor. Şöyle yarım yemek kaşığı salça koydum yine. Domatesi, biber karışık. Bunu bir güzel ezeyim. Salçamı da ezdim. Salçayla sarımsak kavruluyor. Sizlerde de var mı böyle dolmanın sarmanın üzerine sarımsaklı, salçalı, kuru naneli sos? Biz böyle yaparız. Şimdi biraz da kuru nane koyacağım. Şimdi hepsinin kokusu birleşti. Öyle güzel bir koku oluyor ki mis mis. Ocağı da kirlettik tabi. Yemek yapılır da ocak kirlenmez olur mu? Şimdi şöyle görüntüye bakın şimdi. Alıyorum. Dolmanın üzerine böyle bir güzel bunu böyle gezdiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Bunun içine sıcak su koyup kaynatacağım. Tavaya koyduğum su da kaynadı. Altını kapatıyorum ve yine üzerine ekleyeceğim biraz. Normalde kendi suyuyla da yapabilirsiniz ama kendi suyu azalmış. Ben de bu şekilde sıcak suya koyarak yaptım. Şöyle hafif de sallarsak. Mis olmuş, mis mis. Harika olmuş. Ellerime sağlık. Ayranımı da yapıyorum. Yoğurdu koydum. İçine de bayağı bir şöyle buz koydum. Buz gibi ayran iyi gider dolmanın sarmanın yanında. O şıkır şıkır buzlar içinde harika oldu. Evet. Yoğurdumuzu da geri dolaba kaldıralım. Şimdi yine tavaya yağ koydum. Bulgur pilavının
Şehriyesini kavurup dökeceğim üzerine. Bu arada ezana da artık dakikalar kaldı. Bir yandan da hemen tepsiyi falan hazırlamamız lazım. Biraz önce Alper'i ekmeğe göndereceğim. Oğlum ekmeği al gel dedim. Anne hep ben gidiyorum. Her gün ben gidiyorum. Kardeşim gitsin bu sefer de falan deyince. İyi dedim. Hadi Aytuğ gitsin. Aylin tuttur da ben de gideceğim. İyi dedim. Aytuğ'la Aylin beraber gitsinler. Sen de dedim balkondan bak arkalarına. Yani bakkalımız çok yakın. Balkondan baktığınız zaman da bakkala girdiğini çıktığını görüyorsun zaten. Bunlar zaten sabahtan beri böyle kikir 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 diyorlar. Siz çıkın evden. Bir güzel gidin bakkala. Bakkala kadar gidin ekmek almaya. Sonra bakın elinizde para yok. Para almamışlar. Parasız gitmiş bunlar. Allah'ım. Geldiler gülmekten yerlere yatıyorlar. Kırılıyorlar gülmekten. Allah'ım dedim ya. Her işi gevezeliğe vuruyorlar. Her işi. Ya dünyada çocuk olacaksın gerçekten. Yani çocukluğumuza doyamadık ya. Genç geliyorum bazen. Yine çocuk olsak, yine çocukluğumuza dönsek. Her yaşın güzelliği var da, her yaşın ayrı ayrı güzelliği var. Çocukluk bir başka, gençlik dönemleri bir başka. Büyüyorsunuz, evleniyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz, olgunlaşıyorsunuz, olgun bir insan. Hani mesela şu anda ne genç ne yaşlı diyebiliyorum ben kendime. Orta yaşlardayız. Yani her yaşın belli bir güzelliği var. İnşallah yaşlılığımızı da ihtiyarlığımızı da görürüz yani. Allah hayırlı ömürler versin. Her şeyden önce sağlıklı saati hayırlı ömürler versin. Ve bu arada ben de sıcaktan piştim mutfakta. Ocakta ocak başındayım ya bir de yani. Hadi Ali çocuklar gelin bakalım hadi. Şu masayı açın masayı hazırlayalım. Hadi canım masayı hazırlayalım. Yemekten sonra da bu çöp kovası iyice doldu. Çöpü boşaltalım. Okey. Ali de bugün erken geldi işte. 2 saattir yatıyor içeride beyefendimiz. Kim? Kim? Heh, dur annem. Sen şunu alsana. Çöp şey, o şey daha yanmasın. Çöp altını kapatalım. Bunları yemedin mi hiç? Yok. Sen sabah her mi? Yakup versin balıkların mamasını. Ailenin pilavı da hazır. Pilav da pilav diye tutturdu bana. Pilav istiyorum diye. İyi dedim. Şey yapayım. Dün pirinç pilavı yapmıştım. Taze fasulyenin yanına. Bugün de dedim bulgur pilavı yapayım. İyice karışsın da. Bana pilav yap. Sabah kahvaltısını yapayım. Pilav istiyor benden. Tamam, bu da biraz böyle dinlensin. Hadi canım masayı hazırlayalım artık. Ve gördüğünüz gibi böyle tezgahın üzeri bulaşık dolu. Bulaşıktaki kaplıklar yerine yerleşecek. Bunlar yıkanacak. Makinede dolu. Makinede de temizler var. Temizlerin boşalması gerekiyor. Yani mutfağa bir girdim mi 1 saatlik işim var. O yüzden ben de öncesinde tabii ki de çayımı içeceğim. Böyle bardaklarımı hazırlıyorum. Şuradan çay kaşıklarını alalım. Götürelim bunu. Ay çaydanlığımızı da alalım.
Var mı sizin gibi, sizin yani sizlerin de içinde benim gibi önce çayını içip sonra bulaşığı yıkayan? Önceden öyle değildim, biliyor musunuz? Önce bulaşığımı yıkardım, sonra çayımı içerdim ama şimdi mümkün değil. Önce çay. Çünkü dinlenmeye ihtiyacımız var. Çayımızı zaten demin aldı. Oh, mis olmuş mis. Hemen çayımızı dolduralım. Şöyle koyayım. Ne oldu Yakup Paşa? Yaramaz Yakup. Ne diyorsun Yakup? Ha? Ne diyorsun Yakup? Yaramaz. Biraz önce bulgur koyduğum kavanozu aldı. Bulgur kavanozunu yere düşürdü. Allah'tan kırılmadı kavanoz. Kalın kavanoz olduğu için kırılmadı. Kırılsaydı yani bulgurun 1 kiloluk poşette de, yani yeni boşaltmıştım kavanoza bulgur 1 kiloluk poşet açıp paket açıp kavanoza boşaltmıştım. Kırılsaydı bulgurun gittiğine mi yanarsın? Kavanozum çok severek kullandığım bir kavanoz. Onun kırıldığına mı yanarsın? Yakup Paşa'nın eli kesilecek. Korkuyorum, ona mı yanarsın? Bu var ya, bu var ya, bu. Bu var ya, bu çok yaramaz oldu. Sen neden bu kadar yaramazsın? Neden? Şimdi bu bir de şey, neden kelimesini öğrendi. Biz şimdi diyoruz ki buna. Sen neden bu kadar tatlısın? Neden? Söyle bakayım. Neden? Neden? Allah'ım ya, şu çocuğu var ya, yemek istiyorum ben de. Aşkım mı diyor? Söyle bakayım, aşkım. Söyle. Aşkım. Sen benim aşkımsın. Yalnız Aytu'nun bu yatağı hiç böyle sabah düzlediğimiz gibi olmuyor. Aytu emek emek sabahları yatağını düzlüyor. Böyle yorganın altını katlıyor. Yani şıraları içine doğru katlıyor. Yastığını falan bir güzel böyle itinalı bir şekilde düzlüyor. Ama maalesef hani Ranzan'ın ilk kat olduğu için sürekli buraya çıkıp oturuyorlar. Yakup da çok böyle buraya çıkıp dağıttığı için Aytu çok dertleniyor. Benim yatağımı bozuyorsunuz deyip duruyor. Yaramaz. Hırsız var. Ne karıştırıyor? Bisküvi mi arıyorsun? Hayvanız çok karışık hali. Ama çocuklar çok karıştırıyor orayı. Ben düzlüyorum ediyorum. Şeyde Ali bak şu altta. Altta şey var. Orayı aç görürsün. Bak orada şey. Senin aradığını biliyorum ben çünkü. Bak işte bak yine açtı orayı ya bak. Ya oraya niye koyduğunlar? Sen gidecek şimdi bunları. Buradan alman lazım. Oraya şeye de sığmıyor diye buraya koydum ben bunları ya. Ne yapayım? Plastikleri mi öne koyalım? Bunlara ip bağlayalım. Ya ip bağlamayı buyurun hiç sevmiyorum. Ya çünkü sürekli ama, açıyorsun. Durmuyor. Yani ha gitti bak gitti. Aradan bacaklarının arasından kaydı geçti. Çok fena, çok. Neyse hadi ben içeri geçiyorum. Çayımızı soğutmayalım. Oturup çayımızı içelim. Yerime geçeyim. Benim yerim burası. Çünkü yani hem televizyona karşı hem de çayımı da burada hem doldurup hem içiyorum. Ali Bey de bisküvileri getirsin. İçelim. Çaya piskevit batırıyor benim oğlan. Güzel oluyor mu Alper? Hı? Biz de küçükken çok yapardık. Orada neler oluyor orada? Ha? Orada neler oluyor? Kuduruk. Bak 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 şuna bak, babasıyla boğuşuyor. Seni kuduruk seni. Didi. Yakup. Ali Bey de bu arada dizisini izliyor. Kuruluş Osman. Biz de çayımızı içiyoruz. Oğlum da çaya piskevit batırıp yiyor. Ve diyoruz ki bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Hemen şu aşağıdan kırmızı abone ol tuşuna ve like tuşuna basın.
Duydunuz dilin sesini. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.